Evet, keçi boynuzlu gördüğünüz gibi keçi boynuzuna benzediği için ad üzerinde keçi boynuzu diye anılır. İçi çekirdek dolu, tatlı bir meyve, biraz sert. Keçi boynuzu ne işe yarar? Keçi boynuzu benim bir tanıdığımda adamcağızda varikozul nedeniyle çocuğu olmuyor. Dedi ki ya hocam yok mu bunun çaresi? Keçi boynuzu. Evet. Keçi boynuzu varikozula karşı etkili. Yani testislerdeki toplar damar sertleşmesine, burada oluşan kirli kanın tekrar normal dönüşünü sağlayıcı özelliklere sahip keçi boynuzu. Ben ona dedim keçi boynuzu ye. Günde yarım kilo. Her gün keçi boynuzu, her gün keçi boynuzu. Adamcağızın dişleri aradı, ağzı aradı. Dedi ya bunun yok mu bir pratik bir çözümü? Ben dedi keçi boynuzu, her gün keçi boynuzu mu yiyeceğim? Bana bir şey pratik bir hapın üret. Olur dedi, üretek dedi. Ve böylece keçi boynuzu forte ürettik. Ama keçi boynuzu sadece keçi boynuzu ekstraktı içermez. Ginseng, ladengülü, ginkgo, damiana, çakır diken, çakşır kökü, azgın tekiyotu, alıç, tarçın, okul. Yani gördüğünüz gibi cinsel gücü de artırıcı, erkeklerdeki hormonları da artırıcı. Damiana, çakır diken, çakşır kökü, ginseng, ginkgo gibi bitki ekstrakları da içermekte. Genellikle çocukluk yaşında böyle 9-10 yaşlarında çocuklarda ortalama bazen daha da erken olabilir, bazen geç de olabilir ama ortalama 9-10 yaşlarında veya 7-8 yaşında okul çağındaki çocuklarda kaba kulak olur. Kaba kulağa sebep olan virüs Human Paroxima akıllı bir virüs. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sonra aşağı iner yukarıdan. Nereye? Testisler iner. Burası fazla oldu, biraz da aşağıda faaliyet yapayım diye. Oraya gider, değişir ve tahribata başlar. Human Paroxima, varikozul, orşit yani testis bezeleri, testis bezelerinin iltihaplanması, epididimit, testis üstü bezi iltihaplanması gibi erkeklerde cinsel organda hastalıklara sebep olur. Epididimit nedir? Çok basit bir tabirle nasıl ki baldır ve bacaklarda variz oluşur, toplar damarlar görevini yapamadığı için ventildeki bozulmalar nedeniyle ventil gibi toplar damarlarda diyor. Kapanmadığı için kapakçıklar ne olur? Zamanla kirli kan baldır ve bacaklarda yoğunlaşır. Ameliyat dahi olsa geçmez. Şimdi baldır ve bacakta ortaya çıkan varizin bir türü testislerde olur. Testislerde toplar damarı kan yukarı pompalayamazsa ne olur? Burada kan, kirli kanın yoğunlaşması, çoğalması, ağırlaşması spermin kalitesini azaltır. Normal olarak kişinin vücut ısısı diyelim ki 37,5 derece. Testisin yani hayaların, husyelerin ısısı 2 derece düşük olur, 35 derece. Böylece testislerde üretilen sperm testis üstü bezesine gider. Epididimit spermi aşağıdan yukarı pompalar. Nereye pompalar? Prostatın üzerinde sperm torbası var. Buraya pompalar. Testislerde üretilen sperm testis üstü bezesiyle pompa görevi görür. Yukarı pompalar. Bu da prostatın üstündeki sperm torbasında meni bekler. Kişi cinsel ilişkiye girene kadar sperm burada bekler. Hareketsiz. Aktif değil. Ne zaman aktif? Cinsel ilişki sırasında sperm torbasındaki meni yoğurt gibi koyudur.
prostatın içinden geçerken prostatın salgılamış olduğu hormonla karışarak ayran gibi olur. Ve kişi bunu ilişki sırasında eşine boşaltır. Sperm, iki çeşit sperm vardır. Dişi sperm, erkek sperm. Yani neden dişi erkek sperm? Erkeklik hormonu taşıyan sperme, kromozomu taşıyan sperme, XX kromozomunu taşıyan spermler erkek çocuğun doğmasına sebep olur. Pardon, XX kız çocuğu. XY, XY kromozomu taşıyan spermlerse kız çocuğu olmasına sebep olur. Testislerde üretilen spermlerin kalitesi varikozula bağlı. Kirli kan toplar damarlarda yoğunlaşır, ağırlaşırsa sperm hastalıklı olur, iltihaplı olur, hareket kabiliyetini yitirir ve varikozun haliyle erkeklerde kısırlığa sebep olur. Bu nedenle biz çok mükemmel sperm kalitesini artırıcı, bu hormon yani cinselliği artırıcı değil, artırıcı da cinselliğe etkisi az. Bunun keçi boynuzunun özelliği sperm kalitesini artırıcı. Yani kısırlığa karşı etkili, varikozula karşı etkili, kısırlığa karşı etkili, varikozula karşı etkili, epididimite etkili, orşite etkili. Artı varikozul, orşit, epididimit gibi rahatsızlığı olanların ozon yağı kullanması da gerekir. Ozon yağı. Ozon yağından bir tatlı kaşığı kişi, bir tatlı kaşığı avucuna dökerek testisine sürüp masaj yapmalı sabah akşam. Böylece testislerdeki kılcal kan dolaşımı optimum seviyeye ulaşır. Testislerdeki iltihap yok olur. Spermin kalitesi artar. Keçi boynuzu fortenin yanında ozon yağı da kullanmak gerekir. Şayet kişinin bağırsaklarında mantar varsa aloe vera jel, çünkü mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler nereye gidiyor? Karaciğere gidiyor. Karaciğeri aratamazsa kanda dolaşan toksik madde testislere zarar verir. Çünkü bağırsaktaki mantarlar zehirli gazlar, zehirli alkol üretir. Eğer ki kişinin damarlarında yalanma, daralma, sertleşme varsa iksir kullanması gerekir. İksir bütün damarları açıcı özelliğe sahiptir. Yani kısırlık problemi, varikozul problemi, epididimit, orşit problemi yaşayanlar iksir, aloe vera jel, keçi boynuzu forte, sinilot forte ve ozon yağı kullanması gerekir. Yıllar önce Heidelberg'te benim bir tanıdığıma kadın doğum çocuk ve kliniği Heidelberg, Almanya'nın en meşhur kliniği, kadın hastalıkları ve doğum üzerine demiş ki benim tanıdığım aileye sizin asla çocuğunuz olmaz. Neden? Bir, erkekte sperm kalitesiz, hareketsiz, iltihaplı ve yetersiz. İki, bayanda hormon anormalliği var. Prolaktini yüksek. Hamile kalmış birkaç defa. Prolaktin yüksek olduğu için cenin zehirlenerek düşük yapmış. Doktorlar sizin asla çocuğunuz olmaz. Evlatlık alın demişler. Bana müracaat ettiklerinde problem yok dedim. Kullanacaksınız, bakacağız, göreceğiz. Ve hamdolsun şimdi bir kız çocukları var. Her şey, her türlü hastalık tedavi edilebilir. Önemli olan hangi hastalığa, neyi, ne zaman kullanacaksınız? Hürmetler, saygılar.